Merhaba, ben Barış Kıbrıs. Peri Müzesi'nde Orientalist Resim Koleksiyonu'nun sorumlusu olarak çalışıyorum. Sizlere bugün Jean-Baptiste Van Moor'un Kesişen Dünyalar, Elçiler ve Ressamlar sergisinde yer alan 4 eserden oluşan bir resim serisinden bahsedeceğim. Valencien'li ressam Van Moor, 1699 yılında Fransız elçisi Ferrior Kontu ile birlikte İstanbul'a gelmiş ve 1737'deki ölümüne kadar burada yaşamıştır. Sanatçının eserleri arasında Osmanlı toplumunun farklı kesimlerinden insan tiplerini kendilerine özgü giysileri içerisinde gösteren resimler, portreler, tarihi olayları betimleyen sahneler, gündelik yaşam sahneleri, İstanbul manzaraları ve elçilerin saraya kabulünü aşamalarıyla gösteren seriler bulunur. Van Moor resimleriyle İstanbul'da açtığı ve yanında yerli ustaları yetiştirdiği düşünülen atölyeyle sonraki kuşaklar üzerinde büyük bir etki yapmıştır. Çoğunlukla yabancı elçilik çevrelerinden Batılılar eserlerini satın alarak ülkelerine götürmüşlerdir. Eserleri Avrupa'da çeşitli atölyelerde kopyalanarak çoğaltılmış ya da gravürlenerek albüm olarak basılmıştır. Bir Venedik balyozunun saraya kabulünü betimleyen seriyle büyük olasılıkla 1723-1726 yılları arasında İstanbul'da bulunmuş olan Francesco Gritti betimlenmiştir. Ve benzer seriler içerisinde elçi alayını kent içerisinden geçerken gösteren bir resminde bulunması açısından ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Bu seri ayrıca birinci ve sonuncu resimlerde sanatçı imzası barındırması açısından da büyük bir önem taşımaktadır. İlk resimde resmi giysileri içerisindeki balyoz ve mahiyetini Osmanlı görevlilerinin eşliğinde Galata Mezarlığı'nın yanından Haliç'e doğru ilerlerken görüyoruz. İkinci resimde sağ alt köşede betimlenmiş elçilik heyeti Topkapı Sarayı'nın ikinci avlusundan geçmektedir. Arka planda aynı gün ulufelerini almış olan Yeniçeriler yere konulmuş tabaklardaki yemekleri kapışıyorlar. Ordunun gücünü ve askerlerin sultana bağlılığını sergilemek amacıyla yapılan bu törene çanak yağması denilirdi. Üçüncü resimde elçi ve mahiyetini Divan-ı Hümayun toplantılarının da yapıldığı kubbe altında Sadrazam Damat İbrahim Paşa tarafından verilen yemekte görüyoruz. Ortada Sadrazam'ın karşısına oturmuş, iki yanında koyu kalpaklarından tanıdığımız dragomanların arasında görülen kişi Venedik Balyoz'dur. Bu yemekten sonra elçi ve mahiyetine hilat adı verilen özel kaftanlar hediye edilir ve elçi ancak bunu giyerek arz odasında sultanın huzuruna çıkabilirdi. Dördüncü resimde aynı Venedik balyosunu kendi giysilerinin üzerine hilat giymiş olarak Sultan 3. Ahmet'in huzurunda görüyoruz. Yanında duran bir yardımcısı ise elinde elçinin itimatnamesini tutuyor. Bir vezir tarafından teslim alınan bu belge sadrazam tarafından padişahın yanındaki bir yastığın üzerine ya da resimde gördüğü gibi bir kutunun içerisine bırakılırdı. Karşılıklı iyi niyetleri dile getiren konuşmalar yapılır ve padişahın önünde eğilen elçi geri geri yürüyerek odadan çıkardı. Bir sonraki videomuz aynı sergide yer alan 3 Antoine de Favre resmiyle ilgili olacak. Tekrar görüşene kadar herkese sağlıklı günler diliyorum.